Önümüz yaz, cilt lekelerimizle nasıl baş ederiz diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Kendimizi nasıl koruruz? Çok zor korursunuz. Yani bizim tatil kültürümüz aslında 100 yıllık bir hikayesi var. Bundan 100 yıl önce kimse deniz kenarına tatile falan gitmiyordu. Ama biz böyle güneşlenme, yatalım, işte siesta mantığıyla oluşmuş bir tatilden sonra güneş lekelerinde çok ciddi artma oldu. Tabii bunun içinde küresel ısınma, ozon tabakasındaki delinme gibi bir sürü faktör var. Ama bizim aslında rutinde yapmadığımız bir şeyi tatil konseptinin içine koyduğumuz için gereğinden fazla bir maruziyet var. İnsanlar tarlada çalışıyorlar, çok daha uzun saatler güneşe maruz kalıyorlar ama bunun için önlem alıyorlar. Dikkat ederseniz bağ bahçe işi yapan insanlar yazın bile uzun kollu giyinirler ve geniş şapkalar takarlar. Çünkü sağlıklı olan güneşten olabildiğince fiziksel olarak korunmak. Diyelim ki fiziksel olarak korunamıyoruz, tatil konseptimizi değiştirmiyoruz ama ne yapabiliriz? İş oraya geliyor. Güneş koruyucular klasik 50+ SPF'li, 100+, 150+ diye ürünler görürsünüz ama ne yazık ki onun ispat edilmiş bir etkinliği yok. 50+ bizim için en üst değer olarak kabul edilir. 50+ SPF'li güneş koruyucuları kullanıyoruz. Eğer işin içine deniz de giriyorsa, sürekli suya girip çıkıyorsak yağ bazlı olanları kullanmamız gerekiyor ki her suya girip çıktıktan sonra anında etkisini kaybetmesin. Su bazlılar çünkü suya karşı, terlemeye karşı çok dayanıksız. Çok kısa süre içinde etkinliği gider. Yağ bazlı güneş koruyucuları kullanıyoruz. Denizden çıktıktan sonra mümkünse tatlı suyla yüzümüzü en azından yıkıyoruz, temizliyoruz ve tekrar güneş koruyucumuzu sürüyoruz. Vücudumuzun üzerinde kalan su parçaları buharlaşmayla kururken bile aslında mercek görevi görüyorlar ve yeni lekelerin oluşmasına sebep olabiliyorlar. O yüzden sudan çıktıktan sonra kurulanma ilk şeylerden biri. Ve tatlı suyla yıkanıp kurunmak lazım çünkü buharlaşma sonucu o bölgede tuz parçacıkları kalıyor ve orası tekrar güneşi diğer bölümlere göre daha az alıyor. Vücudumuzda lekeye benzer homojen olmayan bir bronzlaşma söz konusu olabiliyor. Yağ bazlı güneş koruyucular. İkinci ihtimal olarak ise şu, güneş koruyucu eğer mümkünse bir de fiziksel engel, yani çinko içerenler biliyorsunuzdur var. Ya da fondöten gibi çalışan BB krem denilen kremler. Üstüne ekleyerek eğer yüksek faktörlü bir BB kremimiz yoksa, 50+ bir BB kremimiz yoksa 50+ kremimizi sürelim. Özellikle yüz bölgesine onun üstüne 30 faktör de olsa bir BB krem sürelim ki fiziksel olarak da korumaya yardımcı olsun. Bu şekilde alabileceğimiz önlemler bizi nispeten korurlar. Güneşlenirken de mümkünse tamamen güneş altında değil, gölgede güneşlenirsek yani şemsiye altında güneşlenirsek yine bronzlaşırız. Evet daha uzun sürer ama daha sağlıklı olur. Daha ciddi anlamda lekelerden kendinizi korumuş oluruz. Diyelim ki bütün bunlara rağmen ne oldu? Lekemiz oluştu. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Korumaya devam edeceğiz. Yaz döneminde leke tedavisi çok sağlıklı bir iş değil. İlaçlarla, yani elimizde şöyle sınıflandırabiliriz. Bir lekeyi çözmek istiyorsak, bir topikal ilaçlar, iki sistemik ilaçlar bile var ama çok uzun vadede kullanman lazım. Etkinlikleri böyle çok ciddi anlamda başarılı değil. Minimal lekeler için söylüyorum. Glutatyonlar falan var ama bunların hiçbiri yaz döneminde uygulamak için çok mantıklı işler değiller. Ne olabilir? Sadece işte retinol, hidrokinon gibi içerikli kremleri gece karanlığında yatmadan önce temiz cildimize sürüp sabah uyandığımızda silersek o dönemde lekeyi birazcık açabiliriz ama o da lekede bir şeye, ciltte bir kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. Bir sonraki gün güneşlenince yine aynı yerde ayrı sıkıntılar yaşayabiliriz. Yaz lekelerinden olabildiğince korunduk. Yine de oluştu. O zaman Eylül itibariyle tatil sonunda artık güneşlenmenin bittiği dönemde tedavilere başlarız. Biz bunlara pigmentasyon hastalıkları diyoruz. Yani orada pigment sayısı arttığı için leke oluşuyor. Çok çeşitli tedavi seçenekleri var. Cihazlı uygulamalar, lazerli uygulamalar, radyo frekanslı uygulamalar, peelingler, bildiğiniz topikal krem şeklinde olan ilaçlar ve mezoterapi. Derinlik,
büyüklük, koyuluk ve bunun gibi yerleşime bağlı olarak tedavi protokolünü kişiye özel olarak oluşturmak gerekiyor. Esmerlerde yaklaşım farklı, beyaz tenli olup güneş lekesi oluşanlarda yaklaşım farklı. Ama Eylül, yani korunabildiğimiz kadar korunuyoruz. Eylül'den önce kolay kolay çok akut, çok can sıkıcı bir problem değilse çok müdahale etmiyoruz. Saç mezoterapisine deniz suyu iyi gelir mi? Deniz suyu şifadır. Bir de denizden baban çıksa yiyeceksin diye bir lafımız var. Şimdi mezoterapiyi yaptıktan hemen sonra aynı gün duş almıyoruz. Zaten çok mikro iğnelerle yaptığımız için hemen iyileşiyor. Çok kısa bir sürede, 1-2 gün içinde iyileşiyor. Ama korunma babında diyelim ki olabildiğince az riske atıyoruz, atmak istiyoruz. İlk 3 gün denize girmemenizi tavsiye ederiz mezoterapiden sonra. Saç mezoterapisine özel olarak bahsedecek olursak. Deniz suyu saç mezoterapisinin üzerinde kötü bir etkisi olur mu? Olmaz. Mezoterapinin yaptığı hiçbir şeye engel olmaz. Faydaları var, zararları var. Zararı şu, travmaya maruz bırakır. Cildi kurutur deniz suyu tuzlu olduğu için. Buna bağlı eğer cilt kuruluğuyla beraber cilt kalitesindeki azalışa bağlı olarak saç dökülmesinde nispi bir artış görebilir miyiz? Evet. Fark eder miyiz? Hayır. Su içindeyiz çünkü. Kıllar gider. Fark eder. Saç kuru, tuzlu suyla deri kuruduğu için dökülmede artış olabilir. Ama tuzlu suyun yanında denizde iyot var. İşte tendür iyot dediğimiz şey aslında bir iyot türevi. İyot yara iyileşmesini hızlandırır. Yani cildimizdeki hem yaraların hem çoğu hastalığın hem iyileşmeye yüz tutmuş skar dokularının hepsinin iyileşme hızını deniz suyu aslında arttırır. Tabii bu Marmara Denizi için çok geçerli değil. Biraz daha Ege ve Akdeniz, Marmara'da kolibasili, amip bilmem ne yani. Marmara olmaz. Marmara'ya suyun yüzünü sok çıkar öyle fazla kalma. Ege'nin tuz oranı iyidir. Akdeniz de çok fazla. Neyse. Mezoterapi nedeniyle oluşan mikro delikler için denize girmenize engel bir durum yok. İlk gün duş almıyorsunuz. Çok ciddi kaygınız varsa 3 gün kadar girmeyin ama bir sıkıntı yok. Mezoterapinin kendi yaptığı işlevi deri içinde gördüğü için suyla bir ilişkimiz yok. Ama deniz suyunun kendisi saç dökülmesinde nispi artışa neden olabilir cildi kuruttuğu için. Bahsetmemizi istediğiniz aklınıza gelen ilginç, komik ya da saçma sorular varsa bize yollayabilirsiniz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepiniz tatile gidin, ben çalışayım.